Bakanım programımıza arz ediyorum. İstiklal Marşı, Belediye Başkanı Sayın Nurettin Arslan'ın konuşması, Kalkınma Bakanımız Sayın Cevdet Yılmaz'ın konuşması ve açılış törenimiz. Ne hizmetlerde ne kadar gayret ettiğinizi, ne kadar yardımcı olduğunuzu zaman zaman Karakoçan halkıma anlatıyorum. İşte sonuç olarak Sayın Bakan'ın, İl Başkan'ın, milletvekillerin, partili bütün yetkili organların, tabii ki en başta bu dünya lideri olan Tayyip Erdoğan sayesinde bu hizmetler gerçekleştirilmiştir. Özellikle de inanıyorum ki bunu gururla söyleyebiliyorum. Söz verip de vaat edip de gerçekleştirmediğimiz tek projemiz yoktur. Fazlası vardır, doğru mu? Sayın Bakanım, özellikle bugüne kadar bizim getirdiğimiz her projeyi hiç düşünmeden tereddütsüz olarak bize şunu dediniz. Bizim için Karakoçan çok önemli. Karakoçan benim ilçemdir dediniz. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Tekrar şeref verdiniz. İlçemize hoş geldiniz. Saygıdeğer bakanım. Saygıdeğer bakanım. İnanıyorum ki evet Sayın Başkanım, belediye binasına buradan bakıyorum da böyle bir belediye binası ve kültür merkezi birçok ilde maalesef bulunmuyor. Karakoçan Belediye Başkanımız Sayın Nurettin Aslan'a konuşmasından dolayı teşekkür ediyoruz. Ve şimdi de konuşmalarını yapmak üzere AK Parti Elazığ Belediye Başkan adayımız Sayın Mücahit Yanılmaz efendim kürsüye davet ediyorum. Karakoçan Yanılmaz. Sayın Bakanım, Karakoçanlı çok değerli hemşehrilerimin, hanımefendiler, sevgili gençler, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün Karakoçan'dayız, kendi evimizdeyiz. Kendi akrabalarımın arasındayım. Bu açıdan kendimi ne kadar mutlu hissettiğimi buradan anlatamam. Sizlerle birlikte olmak, sizlerin yanında olmak, sizlerin güvenini almak, sizlerin sevgi ve muhabbetini almak dünyada hiçbir şeyle ölçülmez. Allah hepinizden razı olsun. Elbette şuna inanıyorum ki Elazığ'da çok büyük bir oy oranıyla Elazığ Belediyesi'ni alacağız. Ancak yetmez. Elbette Karakoçan ilçemizde de çok büyük bir oy oranıyla Karakoçan Belediye Başkanımız aynen kaldığı yerden devam edecek inşallah. Ve o zaman nasıl Sayın Bakanım bütün benliğiyle, bütün varlığıyla hem Elazığ'a, hem Karakoçan'ımıza, hem diğer ilçelerimize kendi ili gibi, kendi ilçesi gibi yardım ediyorsa buradan şunu seslendiriyorum.
Elazığ Belediyesi'nin bütün imkanlarıyla, aracıyla, personeliyle Karakoçanlı hemşehrilerinin emrinde olacak. Karakoçan'da Nurettin kardeşimiz belediye başkanı olduğunda Mücahit Yanılmaz belediye başkanı olmuş gibi buraya ilgi duyacak, buraya gelecek, çalışacak ve sizlerle birlikte olacak inşallah. Konuşmalarından dolayı Sayın Mücahit Yanılmaz'a çok teşekkür ediyoruz. Rabbim yar ve yardımcınız olsun efendim. Saat 12.30'da maçı vardır. Tüm halkımızı buradan destek vermek için maçı izlemeye davet ediyoruz. Aranızdan çıkmış, bağrınızdan kopmuş hemşerimiz, bölgemizin insanı, Kalkınma Bakanımız ve Bingöl Milletvekilimiz Sayın Cevdet Yılmaz'ı konuşmasını yapmak üzere kürsüye arz ediyoruz. Çok değerli Elazığ Belediye Başkan Adayı Mücahit Bey, Karakoçan'ın çok değerli Belediye Başkanı Nurettin Bey, değerli il başkanımız, değerli kaymakamımız, protokolümüzün değerli üyeleri, sevgili Karakoçanlar, değerli hemşehrilerim, değerli kardeşlerim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. Az önce Elazığ'daydık. Sabah Diyarbakır'daydık. Öncelikle hakkınızı helal edin. Yola çıkınca beklenmedik hadiseler de oluyor. Geç kaldık, geç geldik. Öncelikle hakkınızı helal etmenizi istirham ediyorum. Allah razı olsun. Değerli kardeşlerim, bugün biz Karakoçan'la gurur duyuyoruz. Bütün Karakoçanlarla gurur duyuyoruz, iftihar ediyoruz. Değerli kardeşlerim, bugün Kavşak'tan başlayarak gördüğüm konvoy, bu meydana toplanan kalabalık, bu heyecan gerçekten büyük bir mutluluk verdi bana. Bu güzel karşılama için, bu sıcak karşılama için hepinize en derin saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Değerli Karakoçanlar, değerli hemşerilerim, sizlere öncelikle hükümetimizin, Sayın Başbakanımızın selamlarını getirdim, selamlarını arz ediyorum. Bugün Karakoçan'a yaptığımız bazı hizmetlerin açılışını gerçekleştiriyoruz. Toplum Sağlığı Merkezi, Halk Eğitim Merkezi binası, yatılı ilköğretim yurdu ve yurdu ile 10 adet öğretmen lojmanı, 16 derslikli Karakoçan Anadolu Lisesi, kapalı spor salonu, çok amaçlı kapalı spor salonu, UEFA standartlarında sentetik çim saha, 200 kişilik
kız ve erkek öğrenci yurdumuz. 8 derslikli Bulgurcuk İlköğretim Okulu binamız. 4 kilometrelik duble yolumuz. İlçemizdeki elektrik hatlarının yer altına alınması projemiz. İlçemizde MOBESE sistemi projemiz. Bütün bu projelerin bedeli 13.7 milyon. Eski parayla 13.7 trilyon. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bunlar tabii Karakoçan'da yaptığımız projelerin sadece belli bir kısmı. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz kısmı. Geçmişte hükümetler bu projelerin çok daha azını yaparak çok büyük gürültüler çıkarırlardı. Her birini törenlerle açar, törenlerle hizmete alırlardı. Şimdi çok şükür AK Parti döneminde artık tek tek açılış yapamıyoruz. Hizmetler o kadar çoğaldı ki artık toplu açılışlar yapıyoruz. Başbakanımız, onun yetişemediği yerlerde bizler, başka yetkililerimiz toplu açılışlar yapmak suretiyle bu hizmetleri halkımızın istifadesine sunuyoruz. Bütün Karakoçanlı hemşehrilerimize bu hizmetlerden faydalanacak her şeye, herkese hayırlı uğurlu olsun diyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sadece bir örnek vermek gerekirse, başka birçok projeler yaptık dedim. Son istediğimiz projeler uyguluyoruz. Kalkınma Bakanlığı olarak. Köyler parksız, çocuklar hayatsız kalmasın diye bir proje uyguladık. Köylerimize parklar yaptık. Köylerimiz SODES ile spor sahalarına kavuşuyor dedik. Köylere spor sahaları yaptık. Sokaklarda milli takıma SODES projesini uyguladık. Bölünmüş hayatlara SODES ile umut aşığı dedik. SODES ile artık biz de üniversiteliyiz diye bir proje uyguladık. Ufka bakan gözler, geleceğe gülen yüzler projesini uyguladık. Sadece SODES kapsamında Karakoçan'a 1.2 milyon lira, eski parayla 1.2 trilyon Türk lirası proje yaptık, destek sağladık. SODES dışında da Kalkınma Bakanlığı olarak Kalkınma Ajansımız kanalıyla destekler verdik. Tarım Bakanlığımız kanalıyla kırsal kalkınma projelerine destekler sunduk. SUKAP dediğimiz su kanalizasyon altyapı programıyla belediyecilik hizmetlerine destekler verdik. Diğer taraftan DAP dediğimiz Doğu Anadolu projesi kapsamında küçük sulama sularına geçen yıldan başlayarak destekler vermeye başladık. Çeşitli kanallardan İŞKUR kanalıyla projeler yapıyoruz. Başka kurumlarımız kanalıyla projeler yapıyoruz. Yeter ki Karakoçanlarımız mutlu olsun, ihtiyaçlarını görelim. Her geçen yıl daha iyi, daha gelişmiş bir Karakoçan olsun diye gayret ediyoruz. Ve Karakoçanlar her şeyin en iyisine layık diyoruz. Değerli kardeşlerim, belediye olarak da Nurettin kardeşimiz iki dönemdir hizmet ediyor. Huzurunuzda kendisine teşekkür ediyorum. Gerçekten önemli hizmetler yaptı. Kıt kaynaklarla büyük hizmetler yaptı. Biz de elimizden geldiğince ona destek olduk. Yaptığı belediye binasını, onun içinde yaptığı kütüphaneyi, diğer çalışmaları bir geldiğimde burada görmüştüm. Gerçekten takdir ettim. Biz hani diyoruz ya, başbakanımız söylüyor. Bir çıraklık dönemi var, bir kalfalık dönemi var, bir de ustalık dönemi var. Nurettin Bey şimdi inşallah üçüncü döneminde ustalık dönemine girecek. Bizlerin de desteğiyle çok farklı hizmetlere, çok farklı projelere imza atacak inşallah. Biz sizle gurur duyuyoruz. Değerli kardeşlerim, Mücahit Bey burada. Bakın, hizmetler ekip işidir. Hizmetler uyumlu çalışma işidir. Türkiye eskiden bu kadar hizmetleri göremiyordu. Son dönemlerde, son 10 senede Başbakanımızın başkanlığında bir taraftan demokraside adımlar attık, bir taraftan ekonomiyi büyüttük. Burada belli yaşın üstünde olanlar özellikle geçmişi çok iyi hatırlıyorlar. 90'lı yılları,
o yıllarda çektiğimiz çileleri çok iyi biliyorsunuz. Son 10 senede biz temel haklara, özgürlüklere büyük önem verdik. Herkes kendi ana dilini rahat konuşsun dedik. Üniversitelere enstitüler kurduk. 24 saat Kürtçe, Zazaca yayın yapan, Arapça yayın yapan kanallar kurduk. Seçmeli ders olarak okullara bu dilleri koyduk. Yasakları kaldırdık, özgürlükleri arttırdık. Allah'a şükürler olsun. Diğer taraftan başörtülü insanlarımız üniversiteye gidemiyordu. Üniversitenin kapısından çevriliyordu. Biz dedik ki başörtülü olan da başı açık olan da bizim insanımızdır. Hepsi bizim için eşittir. Baş açık olanlara da başı kapalı olanlara da eşit muamele yapmamız lazım dedik. Üniversitelerin kapısını açtık. Bununla yetinmedik. Devlet dairelerinde de artık kardeşlerimiz, başını örten kardeşlerimiz rahat bir şekilde çalışabilir dedik. Ve Allah'a şükürler olsun bunu da sağladık. Okullara Kur'an-ı Kerim'i, Siyer-i Nebi'yi seçmeli ders olarak koyduk. Bunları bize nasip ettiği için Cenab-ı Hakk'a şükrediyoruz, hamd ediyoruz. Değerli kardeşlerim, bundan sonra da bu hizmetlerimize devam edeceğiz. Alevi Sünni demeyeceğiz. Türk, Kürt, Zaza, Laz, Çerkez demeyeceğiz. Müslüman, gayrimüslim demeyeceğiz. Bu topraklar üstünde kim yaşıyorsa, bu topraklar üstünde kim nefes alıp veriyorsa, hepsine birinci sınıf vatandaş olarak davranacağız, birinci sınıf hizmetleri taşıyacağız Allah'ın izniyle. Değerli kardeşlerim, son dönemlerde görüyorsunuz bir takım tuzaklar kuruluyor. Bir takım oyunlar oynanıyor. Hükümetimizin yolunu kesmeye çalışıyorlar. Başbakanımıza saldırıyorlar. Türkiye'ye saldırıyorlar. Türkiye'nin gücünü kırmaya çalışıyorlar. Bu ortamda artık bu seçimler yerel seçim olmanın ötesine geçmiştir. Bunlar artık 30 Mart'ta hep birlikte cevap vermemiz gereken, boşa çıkarmamız gereken tuzaklardır. Değerli Karakoçanlılar, sizlerden bir hemşehriniz olarak, bir kardeşiniz olarak şunu rica ediyorum. Lütfen Ahmet'e Mehmet'e takılmayın. Şu isim aday oldu, bu isim encümen oldu diye bakmayın. Bu 30 Mart seçimleri Türkiye'nin kader seçimleridir. Bakın önümüzde bir çözüm süreci var. Demokratikleşme süreci var. Ekonomik kalkınma meselemiz var. Bütün bunların devam etmesi için başbakanımızın güçlü olması lazım. AK Parti'nin güçlü olması lazım. Siyasi istikrarımızın bozulmaması lazım. Kara Koçan inşallah 30 Mart'ta gür bir sesle, güçlü bir şekilde başbakana ve AK Parti'ye destek olduğunda göreceksiniz Türkiye'de farklı bir dönem açılacak. Hem farklı bir şekilde demokratikleşme devam edecek, hem de hizmetlerimiz Allah'ın izniyle katlanarak devam edecek. Sizlerden benim istirhamım şudur. 30 Mart günü lütfen sandıklara gidin. Gitmemeyi ihmal etmeyin. Vatandaşlık görevinizi yapın. Ve özgür iradenizle, hiç kimsenin baskısı altında kalmadan, hiçbir şeyden korkmadan, çekinmeden, bu memleket için neyi hayırlı görüyorsanız, çoluk çocuğumuzun geleceği için, gençlerimizin geleceği için oyunuzu kullanın. Bakın biz istiyoruz ki gençlerimizi, çocuklarımızı iyi yetiştirelim. İyi okullarda eğitim görsünler. Biz istiyoruz ki huzur güven ortamı olsun. Bu huzur güven ortamında yeni yeni yatırımlar çekelim buraya. Ve bu yatırımlarla daha fazla insanımıza istihdam sağlayalım. Belediye başkanımıza da ben buradan söylüyorum. Bundan sonraki belediyeciliğin temel unsurlarından biri istihdam olacak inşallah. İstihdam getiren yatırımlara biz merkezi idare olarak Nurettin Bey de belediye olarak bütün desteğini gücünü verecek inşallah. Çünkü sadece kamuyla olmuyor. Sadece devletle olmuyor. Bizim buralara daha fazla özel yatırım çekmemiz lazım. Bunu el birliğiyle başaracağız. Kalkınma ajansımızı devreye sokacağız. DAP Bölge Kalkınma İdaremiz devreye girecek. Elazığ Belediyemiz, Valiliğimiz, bütün ilgili kurumlarımız,
ve el birliğiyle inşallah Karakoçan'a daha fazla yatırım, daha fazla istihdam imkanını getirmek için her türlü gayreti sarf edeceğiz. Değerli Karakoçanlılar, değerli kardeşlerim, bu seçimlerde sizlerden güçlü bir destek istiyoruz. Bu seçimler Türkiye'nin kader seçimleridir. Bu seçimler Türkiye'nin rotasını çizecek seçimlerdir. Sadece yerel seçimler değildir. Bu şuur içinde, bu anlayış içinde sizlerden bu seçimlerde en büyük desteği istiyoruz. Ondan sonrası da bize ait. Bakın ben buradan hepinizin huzurunda söz veriyorum. Belediye Başkanımız Nurettin Bey'le el ele Kalkınma Bakanlığı olarak bütün gücümüzü Karakoçan'ın arkasına, Karakoçan'ın hizmetlerinin arkasına koyacağız inşallah. Sevgili Karakoçanlar, değerli kardeşlerim, vakitte bayağı ilerledi, daha biz seçim koordinasyon merkezlerimize de gideceğiz. Ben bu vesileyle tekrar bütün Karakoçanlı kardeşlerime, bütün hemşerilerime, bütün insanlarımıza hürmetlerimi sunuyorum. En derin saygılarımı sunuyorum. Küçüğünden en yaşlısına kadar hepsini kucaklıyor, hepsine hürmetlerimi sunuyorum. Barış içinde, huzur içinde bir seçim süreci geçirmemizi diliyorum. Seçim sandığı gününde de yine aynı huzur içinde bu süreci tamamlamayı hepimizden, herkesten beklediğimi ifade etmek istiyorum. Bu yapılan hizmetlerin Karakoçan'ımıza, bölgemize, ülkemize, milletimize tekrar tekrar hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor. Sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyor. Allah'a emanet olun diyor. Ben olan Recep Tayyip Erdoğan. Göründüğü gibi olan gücünü millet. Ben olan Recep Tayyip Erdoğan. Sayın Bakanım, Karakoçanlılar, Karakoçan Belediye Başkanımız Sayın Nurettin Bey, ayrı olmayan emeği geçen ve Sayın Bakanım toplu açılışı yapıyor. Başbakanımız da kadınlara çok güveniyor. Lütfen kapı kapı dolu.